Edirne'ye gidiyoruz. Yollara düştük bakalım. Yollar bizi nereye götürürse. Yollar nereye biz oraya. Çınar Su. Bay bay ya. Geldik. Aşkım bir selam verir misin? Güler misin biraz? Gıcık. Kızlar böyle bir yere geldik. Çınar Yusufçum. Yapma. Kızlar böyle bir yer. Burada çok fazla piknik alanı var. Bu hafta buraya geldik bakalım. Artık ilerleyen dönemlerde Ramazan çıktıktan sonra farklı farklı yerleri keşfetmeye karar verdik. Mesela buraya bağlı bir yer var, Hasanboğuldu diye. Orası da yine böyle su, akarsulu bir yer. Şöyle bir yer kızlar. Biraz yalnız böyle lükse kaçan bir yer. Şu anlamda lükse kaçan bir yer. Mesela yere bir şeyler serip oturamıyorsunuz. Şöyle masalar var. Masalarda numaralandırma sistemi var. Seçiyorsunuz masanızı. Hemen getiriyorlar. Şöyle bir şey seriyorlar. Ben sofra bezi getirmiştim ama gerek kalmadı. Böyle bir şey seriyorlar. Böyle lambaları falan var tepelerde. Şurada ağaç ev var kızlar. Onu göstereceğim. Ağaç ev var. Ağaç evin içinde kocaman da bir çınar ağacı var. Çınar Yusuf. Ne yapıyorsun oğlum? Ama öyle koşarak gelirsen suyun içine düşersin. Selam ver oğlum. Abla de. Ne yapıyorsunuz ablalarda? Çınar Yusuf şu an onunla değil. Yakup Bey keyfe başladı. Ben burayı beğendim kızlar. Neyse biraz sonra tur falan yapabilirsem yaparım ama buradan pek kalkmayı düşünmüyorum. Ha bu arada şöyle bir şey var. Mangal getirdik ama mangalı yakmıyor musunuz? Yani mangal yapmak yasakmış. Adamlar mangalı kendileri yakıp hazır istediğiniz zaman getiriyorlarmış. Yani şu an istiyor musunuz mangalınızı yakalım mı dediler. Biz de yok şu an istemiyoruz dedik. İstediğimiz zaman getirecekler. Fiyatı da 30 lira kızlar. Masa ve hazır yanmış mangal 30 lira. Çok da bir şey değil bence. Neyse şimdilik görüşürüz. Kızlar keyif benim valla. Enişten sizin düşünür sıfın topunu almaya gitti arabaya. Ben de böyle oturuyorum. Dünya varmış ya valla. Yazın gözünü seveyim kızlar ya çok güzel. Yakup top getirmiş. Top oyunu istedi diye Çınar Su. Şimdi Çınar Su top oynamaktan vazgeçti kızlar. Gel buraya gel. İçinde kalmış çıkmıyor. Hadi gel hadi çalışın.
köyün deresinde yüzülüyor, giriliyor da burada niye yüzülmüyor ki? Yasaktır yazmışlar. Niye ki? Ben buradan değil. Niye, sen Balıkesirli değil misin? Çınar'ı yuttuk. Böyle polor serdim Martın'a. Tekrar hırka serdim. Yastığını getirmiştim. Battaniyesini getirmiştim. Uyuttum onu. Aşkım şu kısım, şu yer var ya Yakup. Orası buraya ait değil mi? Herhalde. Bir de başka geçiş yeri yok. Tel örmüşler değil mi? Orası da başka ayrı bir piknik alanı mı acaba? Şurandan sivilce çıkmış. Ne? Burandan sivilce çıkmış. Gerçekten diyorum. Hayır, patlamamış da çok aşırı şiş. Bakayım bir dön bir. Yok da kıpkırmızı. Acıkmadı mı daha? Ben acıkır gibi oldum. Acıktı, sen yiyelim mi? Zaten mangalda yanıp geldik. Doğru, yani hazır gelecek. Kızlar valla bu çok güzel ya, böyle mangalın hazır yanıp gelmesi. Ayakkabılarımı falan çıkarttım böyle. Oturuyoruz. Çekirdek almayı unutmuşuz. Keşke getirseydik, çıt 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 çekirdek çıtlardık. Oh ya, bütün stresimizi attık valla. İyi oldu. İşte Yakupların köyünde de kızlar böyle dere var. Önceki videolarımda var. Çok fazla çekememiştim ama yani aynı böyle bir dere var. O derenin içine giriyorlar, yüzüyorlar kızlar tertemiz. Enişteniz oradan balık tutuyor bir sürü. Aşkım, anneler günde bana ne hediye alacaksın? Pikniğe geldik. Duyuyorsunuz değil mi kızlar? Pikniğe geldik ya diyor. Daha ne hediye istiyorsun diyor. Aşkım, piknikten hediye mi olur? Vay be. Dün dedim ki bana anneler günde ne hediye alacaksın dedim. Ben, sen benim annem misin diyor. Ben sen annen değilsem çocuğunun annesiyim. Bana kim alacak başka? Ya. Çınar Yusuf'un parası olmadığına göre parayı sen vereceksin. Çınar Yusuf almış gibi olacak. Mangalımızı istedik, geldi. Şu şekilde. Eşim pişiriyordu da eşim tavukları biraz çok iyi pişiremiyor. Anlamıyor pek fazla. Köfteleri ona pişireceğim. Tavukları ben pişiriyorum. Baksanıza, yakmış şunu. Çınar Yusuf gitti. Şöyle de masamı kurdum. Salata yaptım kızlar. Domates, salatalık ve kuru soğandan salatalık yaptım. Salatalık diyorum, salata yaptım. Köfteler de şöyle saklama kabında pişmeyi bekliyorlar. Böyle. Bize afiyet olsun. Kızlar, Çınar kendine arkadaş buldu. Her yeri çamur içinde kaldı. Suyla, kumla oynuyorlar. Biz de yemeğimizi yedik hamdolsun. Bir sürü arttı kızlar. Yemedik. Fazla geldi. Şimdi çayımızı demledi eniştemiz. Çay keyfi yapıyoruz. Önümüzde de oğlum oynuyor. Bakar mısınız tavuğa?
Ne oldu? Kızlar tavşanlara bakın canlar. Çok tatlılar. Çınar. Ne yapıyorsun oğlum? Ben yapıyorum. Yaprak mı veriyorsun? Dur çekelim şuradan. Çok tatlılar. Hani yavruların nerede aşkım? Orada. Hani? Ben ne görüyorum? Kırmızı kırmızı. Ha, o telin altında mı? Şuradan bak. Aha şurada kapıdan niye var? Ay yine ay iğrenç. Çekil oradan bir bakayım. O ne öyle bir fare gibi? Tut şu çantamı be. Yeni doğmuşlar. Ay. Kızlar yakınlaştırıyorum şu an. Evet. Şu gördüğünüz kırmızılar var ya tavşan yavruları tüy falan hiçbir şey yok. İnanmıyorum. Hadi yanmıyorum. Baksanıza nasıllar. Evet kızlar bizim pikniğimiz bitti. Eğlencemiz bitti. Biraz erken bitti. Gerçi yine kaç saattir buradayız da. Hani bayağı akşama kadar durmayı düşünüyorduk. Karanlık çökene kadar. Eşimin iş yerinden haber geldi. Sevk varmış. Mecburen işe geçmek zorunda kaldı. O yüzden hani bir iki saat daha fazla duracaktık ama iki saat önceden geçiyoruz eve. Çok güzeldi, çok eğlendik, harikaydı. Özellikle Çınar su çok eğlendi, her yerini çamur içinde koydu. Orada arkadaş buldu kendine, çamurdan pasta falan yaptılar, suyla, toprakla oynadı. Bu videoda bugünlük bu kadar olsun. Güzel bir piknik videosu oldu. Kendinize iyi bakın kızlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Eğer videoma yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.